Yok yok, anneni özledim biliyorum ama baba zamanı, baba kız zamanı hadi. Bak. Bak bana. Aa bak, babaanne geldi. Gel babaanneye gidelim, gel gel gel. Kerem. Bak bak kim geldi. Masal bak kim geldi. Gel. Güzel torunum benim. Gel, gel 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 gel. Özlemiş mi babaannesini? Bayağı hoppa. Özlemiş. Biz içeri gidiyoruz. Tamam. Tamam. Canım benim. Bebeğim. Ne işin var burada? Sayar. Yıllar sana iyi davranmış. Pek değişmemişsin. Evimin önünde ne işin var? Melis'i bekliyorum. Bak sıkıntı çıkarmaya gelmedim. Eğer istiyorsan gidip başka yerde beklerim. Yok gel. Oturalım biraz laflayalım. Kaç yıl oldu? Çok. Araya cenazeler, düğünler. Bir de benim 2 yıllık infaz tabii. Ha. Hayat devam ediyor. He, duyduk. Yatıp çıkmışsın. Sonra da babanın yolunu tutmuşsun. Aksel Bey olmuşsun. Aynen. O kadar yeteneği harcadım ve iş hayatına atıldım. Kızın çok tatlıymış. İsmi ne? Masal. Allah bağışlasın. Seni neden çağırdım buraya biliyor musun? Evet. Biliyorum. Mezuniyet gecesi. Akşam affedilmeyecek şeyler yaptım. Lise yılları insanın peşini bırakmıyor değil mi? Öyle. Senin hapisten çıkmanı şafak bekler gibi bekledim. Seninle birlikte gün saydım. Vay. Bilseydim sana da mektup yazardım. Ben çok yanlış şeyler yaptım. Bedelini ödediğimi düşünüyorum. Hı. 2 seneyle yatıp ödenmiş oluyor değil mi? Hala o yangını hatırlıyorum. Bazı sabahları nefretle kalkıyorum. Zeynep'i görüyorum yangının içinde. Senin karşına çıkmanı istedim. Ama ne durdurdu biliyor musun beni? Ailem. O yüzden de sen de rahatça dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşabiliyorsun. Gülmeni istedim. Anladım. Ben de bazen o yangını düşünüyorum. Özellikle içeride yattığım zamanlar hemen hemen her gece aynı rüyayı gördüm. Yanarak ölüyordum. Ve kimse elini uzatmıyordu. Ne Melis, ne Begüm, ne annem, ne başkası. Hak ettiğimi düşünüyorlardı. Aslında kendimce haklı sebeplerim vardı tabii. O yaşlarda öyle düşünüyordum da. Son yaptığım çok yanlıştı. Şimdi şansım olsa o 19 yaşındaki çocuğu tutarım yakasından, yapıştırırım şuraya. Ne yapıyorsun birader derim. Ne yapıyorsun, ne senin amacın?
Ama öyle bir şey olma imkanı yok tabii ki de. Ve ben bununla yaşamak zorundayım. Bak sana bilmediğim bir şey de söyleyeyim Kerem. Ben aslında o gece kendimi de bitirmeyi planlamıştım. Ne demek şimdi? Kendimi bitirmek. Yani şöyle. O gece benim son gecem olacaktı. Arabayla nereden uçarsam hayatta kalmam diye planladım yani. Peki ne oldu? Hı. Neden karşımdasın o zaman? Bir mucize oldu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.